Arkadaşlar yepyeni bir gün, yepyeni bir saatte çektiğimiz En İyiler Film bölümüne hoş geldiniz. Şu an dünyadaki bütün yönetmenler bu videoyu oturdular. Şu anda var ya, bekliyorlar. Chloe Zhao'sundan. Aynen. Charlie Kaufman'dan. Charlie Kaufman'dan. David Fincher'dan. David Fincher'dan şu anda nefesler tutuldu. Ay ben hangi sıradayım? Ben kaçıncı basamaktayım? Ben emeğimin karşılığını alabilecek miyim diye panik halindeler. Değerli hocalar sakin olun. Hepinize bu sıralamada yer var. Kiminiz alt basamaklarda, kiminiz en üst basamakta dedikten sonra En İyiler Film bölümünü başlatıyorum. Puanlamayı nasıl yaptığımızı söyleyeyim önce. 3 kişi olduğumuz için sadece puanlar üzerinden değil, biraz üzerinde konuşarak, tartışarak. Tıpkı dizide olduğu gibi. Biraz yerleştirdik. Yani işte Kaan'ın listesinde film vardı. Biz henüz izlememiştik. Benim ve Zeynep'in listesindeki filmleri almadığımız oldu bizim. O yüzden biraz tartışarak yaptık. Aslında daha çok yani çok o kıymetli filmleri biz izlemesek bile bir şekilde 2020 listemize sokmak istedik. Evet, sonra bizim kişisel listelerimizi toplayıp falan böyle olmuyor ki falan demeyin yani. Evet, hakikaten evet, burada boşuna kapı baca indirmeyin. Kişisel listelerimize gelir zaten. Bir de Uncut James'le ilgili bir hatırlatma yapalım, uyarı ya da. Arkadaşlar Uncut James'i bu yılki listelerimize almadık. Çünkü Uncut James Türkiye'de evet ocağın ilk haftasında gösterilmiş olabilir ama It's So 2019 yani Oscar'larda yarıştı, festivallerde gösterildi falan ve yani şu anki bu film diğer filmlerle arasında uzak bir mesafe var aslında. Bunların da ya burada da 2019'da gösterilmiş bazı filmler var ama onlar dünyada yaygın gösterime hiçbir zaman çıkmadılar bu yıla kadar. Alsaydık hepimizin birinci sırasında Uncut James olduğu için büyük ihtimalle bir numara olacak kesin. O yüzden aslında bir numara Uncut James gibi izleyin bunu filan. Peki o zaman ilk 15 listesi yapmıştık aslında ama yani çok uzayacağına karar verdiğimiz için burada sadece ilk 10 listemizi detaylı konuşacağız. Son 5'te hızlıca birkaç cümleyle geçiştirmeye çalışacağız. Hemen 15. ile çok kısa başlıyorum. Lovers Rock var 15. sıramızda. Steve McQueen'in yaptığı en iyi işlerden biri kariyerinde. Bu arada Small Axe Small Axe Amazon Prime işi 5 filmlik bir film serisi. Lovers Rock'ta ikinci filmi bunun ve gerçekten olağanüstü bir iş. Bir siyahi partisini, çok presentable bir parti ortamını bize çok küçük gesture'larla, çok küçük mimiklerle anlatan, gerçekten hissini muazzam geçiren, çok atmosferik, çok iyi bir film. Onu aldık. Bir tek ben izlemiştim. Henüz Hasan ve Zeynep izleyemediği için biraz aşağılardan vurgulamak için aldık filmi. Kaan, senin Lovers Rock'la ilgili söylemek istediğin bir sahne var mı? O sahneleri tamam. Lovers Rock bir sahne zaten arkadaşlar. Güzelliği o. Lovers Rock bir sahne. Ve güzel, çok güzel bir sahne yani. Peki, 14. sıramızda Sound of Metal var. Zaten çok genel bir uzlaşı olan film üzerinde bütün dünyada. Kesinlikle. Biz de yeni gördüğümüz bir film. Riz Ahmed'in olağanüstü oyunculuğuyla Night of'tan tanıdığımız Riz Ahmed'imizin Pakistanlı Dev Usta yakışıklılığıyla, iyi oyunculuğuyla kalbimizi fetheden bir metal grubunun bateristinin aslında işitme duyusunu kaybetmesiyle buna ve hayata ve yeni benliğine adapte olma sürecini çok atmosferik bir şekilde ve olağanüstü ses tasarımıyla anlatan bir filmdi Sound of Metal. Sound of Metal ile ilgili sen söyle Hasan. Sahne mi? Evet. Final sahnesi tabii ki. Ya final sahnesi gerçekten yani yine iyi finaller izledik. Geçtiğimiz senelerde de iyi finaller izledik ama bu sene de iyi final yaptı gerçekten. İyi final yaptı. Ben ama şeyi söyleyeyim. Sevdiğim sahne galiba en çok etkilendiğim Paul Raci'nin oynadığı Joe karakteriyle rapte olduğu merkezdeki bir konuşması var. Merkezden atıldığı sahne gerçekten çok etkileyici. Paul Raci filmin en muhteşem şeylerinden bir tanesi. Olağanüstü bir oyunculuk. Ben de o sahneyi söylemiş oldum. Ya Riz Ahmet'in bu kadar iyi bir hani neredeyse herkesten rol çalabilecek denli büyük bir performans sergilemesine rağmen iki oyuncu da hem Paul Raci bulundukları sahneyi inanılmaz dolduruyorlar hem de diğer oyuncu sevgilisini oynayan diğer oyuncu. Olivia Cook yine olağanüstü bir performans sergiliyor. Peki ben de final sahnesi demek istiyorum. Paris'te o bütün şehrin içinde yani bundan sonra artık belli ki bambaşka bir hayat tek başına onu bekliyor. Tek bir planda anladığımız o harika sahneyi. Peki gelelim 13. sıramızda First Cow var. First Cow'dan da işte Hasan bahsediyor. Evet. Daha slow bir sineması var. Amerika'ya dair bir hikayesi var. First Cow'da da yani bütün Kelly Rayers filmlerinde olduğu gibi zamanı yavaşlatması ve kendi ritmini kurması üzerinden bir hikaye kurulumu var diyebiliriz. Yine Amerika üzerine, ilişkiler üzerine çok güçlü bir anlatı kuruyor. Hani biz hepimizin izlediği, Kaan ve ben biraz daha sevdik, sen biraz daha mesafelisin. Evet. Ama listede olması gereken gündem filmlerinden bir tanesi. Görebileceğiniz en orijinal westernlerden biri aynı zamanda. First Call'la ilgili unutamadığınız sahne. Yine final sahnesi diyeceğim ama gerçekten evet, çok finali üzerine kurulmuş film. Bu arada gerçekten benim bile final sahnesi denebilir. Yani filme çok yükselmemiş olmama rağmen sizin gibi. An genelde hatırladık ki Layhat filmlerinden mesela. Ya da duygu kalır yani. Çok acayip duygulardan bahsedebilirsin. Ben şeyi söylemiş olayım o zaman. İlk hamuru satışa başladıklarında pişiyi bir çocuk vardı, ona kalmadı sıra. Yani ona yetişmedi. Bitti o pişiler. Ve o çocuğun bakışında uzun süre kaldı kamera. Ve çocuğun o ikilemi ve daha sonrasında zaten finale bağlanan bir karakter olduğu için de yani benim filmle ilgili en yükseldiğim anlardan biri. Yani film ilk defa orada dikkatimi çekti. Oha bir dakika falan olduğum bir sahne olduğu için ben de onu söylemiş olayım. Peki 12. sırada Boys State var. Boys State'de bizim aslında Kaan'la çok bayağı yükseldiğimiz ve kendi kişisel listelerimize üst sıralarda olan bir belgesel. Bir Amerikan seçim sistemi üzerine herhalde genç kuşak üzerinden anlatılmış en ilginç dokümenterilerden biri. Çünkü hem Amerikan seçim sisteminin karışık meselesini çok yalın bir şekilde anlatmayı başarmakla kalmamış, bir de aslında cumhuriyetçi seçmenin ve Z kuşağına dair senin hep söylediğin gibi çok fazla dinamik barındıran da bir belgesel. Yani kaç kişi sormak ister misin? Tabii zamanın ruhunu bence çok iyi yakalayan bir belgesel Boys State. Yani gençlerin yeni jenerasyonun siyasetle ne kadar popülist bir ilişki kurduğu ve ya bütün bu popülist ekosistemde arada çıkan birkaç bundan ayrışan kişinin de aslında nasıl farklar yaratabileceği üzerine çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Belgeselcilik anlamında da gerçekten 6 günde yaşanmış bir süreci inanılmaz etraflı, her yere bir şekilde kamerayı sokuşturmayı başararak ve kameranın varlığını da oradaki herkese unutturmayı başararak çok iyi bir şekilde. Evet, çok iyi çalışılmış, çok iyi çekilmiş, çok iyi yapılmış bir iş. Hakikaten bunun bize fiction olduğunu söyleselerdi ne kadar iyi bir film, ne kadar iyi yazılmış bir film derdik ama yazılmamış da. Bu arada aynısı Girl State'de de varmış. Umarız onun belgeselini de izleme şansını buluruz. Çok merak ettik çünkü. Ben de. Galiba ilk bizim sevdiğim Steve'in ilk seçim konuşmasını yani değil mi yani hani vali adaylığını ilk konuşma yaptığı yani. Orası çok acayip bir sahne çünkü o ana kadar hiç kimse de şeyi görmüyorsun. O gerekli olgunluğu orada yani o mekanın, o organizasyonun amacını karşılayacak gerekli olgunluğu kimse de görmemiş bir şekilde geliyorsun ve o çocuk konuşmaya başlayınca bir Allah Allah. Evet. Ya bu nasıl bir cesur? Bir de orası. Evet bu tek döverler Allah döverler yani. Yani cumhuriyetçiliğin kalesi ya gerçekten. Yani. Herkesin silah olsun isteyen adamları çıkıp onu anlatıyor. Çünkü arkadaşlar Yozgat'ta özellik savundu gibi düşünüyor yani. De iyiydi bu arada. Steve'in başta rakibi olan çocuğun bir konuşması var, şeyden bahsediyor. Yani ben normalde savunmadığım değerleri savunmak zorundayım diyor. Evet. Yoksa inanmıyorum ben de oyalamam diyor. Orası gerçekten öyle. 11. sıramızda benim için bayağı yükseklerde olan bir film bu seneye dair Black Bear. Black Bear ile ilgili Hasan San'dan da birkaç cümle alalım. Evet yeni izledik. Bence de bayağı yüksekte. Üçümüz de seviyoruz aslında. Evet. Black Bear aslında böyle film içinde film, rüya içinde rüya, anlatı içinde anlatıların yeni bir örneği. Daha güncel meselelerle yoğrulmuş bir örneği. Bir tacir tek bir mekan kullanıyor. Bir göl kıyısındaki bir evde geçiyor. Ve üç başrolü var. Başrollerin arasındaki dinamikler iki farklı setup'ta değişiyor. Zaten biraz da bu ilişkideki dinamiklerin değişmesi üzerinden bir hikaye kurulumu var diyebiliriz. Çok çarpıcı açıkçası. Hem yönetmenlik açısından hem de bir film tasarımı açısından heyecan verici bir film. Çok yeni olmasa da güçlü bir sinema. Hani yönetmenin bir sonraki filmini mutlaka merakla bekliyoruz. Evet, yani hikayesi nedir diye sorsalar aslında tam da bir cevap veremeyeceğimiz bir şey ama hem erkek kadın arasındaki psikolojik şiddet üzerine hem de aslında biraz da sektörel de bir film çünkü tüm yani bir filmin tüm kamera arkasını belki de en gerçekçi gördüğümüz filmlerden biri diyebiliriz. Yani ben şahsen mesela o ortama çok tecrübeli biri olarak inanamamıştım gerçekten kurduğu gerçekçiliğe birebir yani setin içinde gibiyiz. Hem kamera kullanımı olarak hem de anlatım tarzı. mutlaka tavsiye ediyoruz. Tabii dedikten. Ki şey diyen de bir film, hani izlediğiniz her hikayede inanmayın, bakın evet, neler oluyor. Tabii ki, aynen. Herkesin farklı POV'si olabilir hikayelerinden. Kendi kendini yanıltıyor zaten yani. Evet. İki farklı setup'ta farklı şeyler gösteriyor bize. Ben hemen söyleyeyim, yani çıldırdığım sahne herhalde. Atıyorum mesela bir oyuncu olsa en çok oynamak isteyeceğim sahnelerden biri olabilir. Çok şanslı o yüzden Aubrey Plaza o anlamda. Çok şanssız bir oyuncudur aslında. Bugüne kadar rol hiç gelmedi kendisine. Ciddi mi söylüyorsun? Olağanüstü çok iyi bir oyuncu. Ama nedense bir türlü parlayamadı. Kardeşim bundan sonra her dakika seni anlayacağım bundan sonra. Veya Amerika'nın en karizmatik insanlarından biri aynı zamanda. Gerçekten çok iyi. Kendisinin bu arada Legend'da olağanüstü sahneleri var. Yani Legend izlemeyenler bile sadece onun sahnelerini YouTube'dan izleyebilirler yani. Müthiş. Ben sinir krizi geçirdiği sahne diyeceğim. Bayağı. Çünkü... Çekim sahnesi diyorsun. Evet yani kocası ve aynı zamanda da yönetmeni sekans, olan kesinlikle yani bayağı uzun zaman unutamayacağım bir sahne. Yani hem psikolojik şiddet altında kıskançlık güdüsüyle baş etmeye çalışan, egosunu da yönetemeyen bir kadının geçirdiği cinnet bu kadar harika anlatılabilir. İzleyenler kendilerinden de bir şey bulacaklarına inanıyorum. Özellikle akrep burçları eklesin diyorum o sahneyi. Peki geldik şimdi artık ilk onumuza arkadaşlar. İlk onumuzda Şahin Minglian'ın Days filmi var. Kaan'ın kişisel listesinde 1 numarada. Evet. O yüzden biz Hasan'la izlemedik filme. Sen neler söyleyeceksin Kaan? Ben şanslıyım ki bu filmi Berlin'de sinemada izleme şansını elde ettim. Çünkü yani Simon Yang filmlerini açıkçası yani sinemada izlemek gerekiyor. Televizyonda aynı etki yaratacağını düşünmüyorum Days'in. Bir önceki kurmaca filmi Stray Dogs'da o yıl 2014'tü sanırım. Benim listemde ilk sıradaydı. Hatta Hasan'da da öyleydi bildiğim kadarıyla. Evet. İkimizin de çok sevdiği bir yönetmen. Bir tek ben izlememe rağmen listeye aldık. Çünkü eminim ya Hasan da çok seveceğinden eminim. Sen bile sevebilirsin yani. Slow Sinema, Kelly Reinhardt'da birazcık üzmüş olsan da bizi. Burada başka bir bağ kurabilirsin. Çünkü Simon Yang gerçekten çok özgün bir sineması var. Kariyeri boyunca o yolculuğunu izlemek de ayrı bir keyifti. Bu sinemaya doğru evrilen yolculuğunu izlemek de çok büyük bir keyifti. En sonunda geldiği noktada hiçbir şekilde diyalog kullanmadan ve çok ısrarcı kadrajlarla, uzun planlarla bizi gerçekten bir dünyaya sokuyor. Ben Simon Yang'ın son dönemde yaptığı işleri ve o ısrarcılığı birazcık bir ara benzetiyorum. Yani etrafında neredeyse 360 derecelik, ya tabii ki 360 derece olmasa da his olarak 360 derecelik bir gerçeklik koyuyor. Ve artık oradan ne çıkaracağın sana kalıyor. Beden üzerinden anlatılan bir ilişki filmi aslında Days. İki erkek arasındaki o yani çok tuhaf tutkuyu çok anlık şeyler üzerinden ve dediğim gibi çok ısrarcı, sürekli onları kadrajın ortasına koyarak ve birbirlerine nasıl davrandıklarını detaylarda fark etmemizi sağlayarak ve yani bu esnada da hiç atıyorum yakın plan kullanmıyor. Sadece uzağa bir kamera koyuyor ve onu izliyorsun veya işte yine baş karakterlerden birinin oturup dakikalarca akşam yemeği için hazırladığı işte o sebzeleri kesişini vesairesini izliyorsun. Ve ya bunu mesela 3 dakika izlesen çok sıkıcı bir şey olabilir ama Simon Yang'ın sineması öyle bir sinema ki bunu sana 10 dakika gösteriyor ve o uzun planlar birbirine bağlandıkça yeni bir anlam oluşturmaya, yeni bir his oluşturmaya başlıyorlar. Benim gerçekten aktif sinemacılar arasında en sevdiğim isimlerden biri Simon Yang. Çok da fazla etkilediği isim vardır zaten sinemada. Çok daha ana akım yönetmenleri de etkilemişliği vardır. Mesela ülkemizde de Reha Erdem çok büyük bir Simon Yang hayranıdır. Ben de çok büyük bir hayranıyım. Bu yılın da en iyi filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Benim listemde ilk sıradaydı. Senin 1. sırandaydı. Peki yönetmeni hiç izlememiş birine hangi filmle başlamasını önerirsin? Mesela I Don't Want to Sleep Alone'du galiba İngilizce adı. Onu önerebiliriz. Anlatmak istedim. Yani 30 yıldır aslında aynı temalar üzerine film çeken çok büyük bir sinemacı. Ben de kariyerinin başındaki filmleri Delik de olabilir mesela. Oradan başlamak, biraz daha sinemasına alışmak için. Çünkü şu anda geldiği noktada biraz daha aslında daha içe kapanık, daha zor seyirciyi zorlayan bir dünyası var. O yüzden ilk dönemden başlamak daha mantıklı olabilir. Peki Kaan, Days'le ilgili unutamadığın sahneyi alalım senin. Ya Days öyle bir film ki zaten yani bir sevişme sahnesi var içinde, onu söyleyeyim. Ama Days öyle sahne ayrılabilecek bir iş değil. Zaten çok bağlı her şey birbirine. O yüzden özel bir sahne seçmem gerekirse o iki erkeğin seviştiği sahne tabii ki olağanüstü bir kamera vardı orada ve onu yani o teması izlemek ve hissetmek çok harikaydı yani. Peki 9. sıramızda benim bayağı 2. sıramda bu arada Borat'ın ikinci filmi, Sacha Baron Cohen'in müziğini altık verelim ya. Lütfen. Yazdığı, yönettiği, kurguladığı, çıldırdığı filmi sinemaya olağanüstü bir oyuncu kazandırdı. Gerçekten öyle. New Eleştirmenler Birliği en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Maria Bakalova'ya verdi. Müthiş. Bu da Oscar yarışındaki iddiasını bir anda ortaya koydu. Umarız Oscar'da da adaylığını görürüz kendisini. Peki Borat'la ilgili yani benim için mesela neden bu kadar üst sıralarda? Yani bu kadar filmin içinde. Çünkü yani örneğini çok az gördüğümüz bir dürüstlük, bir cesaret örneği gerçekten Borat yaptığı şey. Tüm kurduğu matematiksel yapıyla resmen artık sapık cumhuriyetçilerin inine kadar kamerasıyla girmeyi başarmış ve bütün o ırkçı, cinsiyetçi Amerikan toplumunun resmen böyle çamaşır ipine asar gibi asmış bir belgesel, bir tuhaf bir şey Borat, yani tam tanımlayamadım da hakikaten ne olduğunu. Bir yandan kurgu, bir yandan dokumenteri gibi çünkü. Çok kıymetli buluyorum yaptığı şeyi, çok cesur ve korkusuzca buluyorum her şeyden önce. Tüm kamera arkası görüntülerinde gördüğümüz üzere resmen canını zor kurtardığı yerler var. Ona rağmen yine de vazgeçmiyor ve ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor politikacıların. Ya, iletişim araçlarının ve özellikle görsel araçların etkinleşmesiyle birlikte ortaya çıkan trollüğü bambaşka bir seviyeye getiriyor gerçekten. Yani o trollüğün politik olarak ne kadar işlevsel olabileceğinin bir kanıtı. Bir yandan gerçekten hani dışarıdan bakıldığında çok kaba saba bir mizah varmış gibi gözüküyor. Ama o mizahı böyle üzerine sildiğinde, biraz böyle ayrıştırdığında altından çok değerli politik bir metin çıkıyor. En değerli tarafı da bu seçimden önce vizyona girmiş Amerika'da. Biz de yeni izledik. Yani dönemin ruhuna ne kadar uygun bir film olduğunu, ne kadar cesur olduğunu. Yani bu kadar bodoslama dalabilmesi büyük cesaret işi. Başına bir şey gelmez umarım diyeceğim ben. Gerçekten Allah korusun Sacha Baron'umuzu. Evet, yani direkt seçimi hedefleyen, seçimin bir hafta öncesinde gösterime çıkan bir filmden lütfen zaten incelik beklemeyelim. Borat sisteme zaten kendi silahlarıyla saldıran bir karakter. Sacha Baron Cohen'in genel olarak kariyerindeki tarzı da bu. Orada ne görüyorsa onları alıp direkt onlara karşı kullanıyor. O silahları alıyor, onları silahsızlandırdığı gibi o silahları nesnelerine karşı kullanıyor. Burada da yani bunun en iyi örneklerinden birini gördük. Bir sağcılar grubunu, böyle bir kitleyi karşısına alıp Wuhan Song söyletebilmek, yani bir komedinin kariyerinde gelebileceği en üst noktalardan biri olsa gerek. Hele ki bir komedyen bu kadar politikse ve direkt olarak sisteme angaje bir şekilde onu etkilemeye, onu değiştirmeye çalışıyorsa çok gurur verici bir iş olsa gerek. John Wilson ne kadar öfkesizse Sacha Baron o kadar öfkeli diyebiliriz. Aynen, herhalde. Bu da bir yöntem. İki örneği de gördük bu yıl sinemada ve televizyonda. Açıkçası ben Borat'ı ya çıktıktan sonra 4 kere falan izledim yani. O kadar komik ki çünkü. Her şey bir kenara çok komik. Çünkü yani ve bütün bu komikliği bir iskelete oturtması, gerçekten oradan dramatik yapısı da olan bir anlatı, bir hikaye çıkarabiliyor olması gerçekten çok maharetli, çok becerili bir işti. Her şeyin yanı sıra tarzının yanında sinemacılık anlamında da kattıklarıyla çok iddialı bir işti. 1 ile 2 arasındaki fark da mühim bence. Yani evet, hani 2'den çok daha büyük bir prodüksiyon. Yer de önemli. Hem öyle hem de bir de yani hani çok daha artık bir adım öteye taşımış gerçekten. Hem mizahını hem de prodüksiyonel bütçesini mi diyeyim artık, çapını. Filmden bir sahne seçelim. Tabii ki prom sahnesi tabii ki. Prom sahnesi devasal bir sahne yani. Dans değil mi? Evet, yani hayatım boyunca unutamayacağım bir an o muhtemelen. Ya, sinemadaki en büyük tokatlardan biri olabilir. Evet gerçekten ve en feminist sahnelerden biri yani. En feminist 10 sahne yapsak orada bile listeye girerdi herhalde. Bir regli kanı üzerinden ve bir baba kız hikayesi üzerinden ancak bu kadar darbe etkisi yaratabilirdi gerçekten yani. Filmin ben ek olarak hani başka bir şey söylemek gerekirse de filmin dilini anlamak için de kürtaj sahnesini söyleyebiliriz. Orası çok şey söylüyor. Yani Sacha Baron Cohen'in ne yapmak istediğini oradan anlayabilirsiniz. Yani kaba bir komedi mi yapıyor yoksa başka bir şey mi yapıyor bu adam? Sorusunun cevabı orada. Aslında yani. Blok düşününce yani hani Texas'ta kapandığı evden başlayarak da hepsini söyleyebiliriz. Ben de bir sahne daha ekleyeyim sizinkilere. Lütfen. Onları çok iyi bulmakla beraber. Finalde tabii ki Rudy Giuliani'yi oturtup yani o çok antolojik bir sahne. Ve yani insanlar hesap vermek zorunda kaldı o sahne. Rudy Giuliani kim olduğunu da açıklayalım. Rudy Giuliani, Trump'ın en yakın arkadaşlarından biri olduğu gibi aynı zamanda hukuksal işlerini de üstlenen, aynı zamanda avukatı ve Trump seçim kampanyasında en aslında görünen yüzlerinden biriydi. Görünmeye de devam etti seçimlerden sonra bir müddet daha ama artık insan içine çıkacak halde kalmamıştı gibi gözüküyor. Yani düşünün, yani şöyle bir belgesel olabilir mi gerçekten? Yani gücüne bakın hakikaten adamın. Çok büyük bir figürün bütün politik kariyerini bitirebiliyor yani. Aynısını eski Amerika Savunma Bakanı Dick Cheney'e de evet, korkunç bir şekilde yapmıştı. Bu Is America isimli dizisinde. Ona bakmanızı tavsiye ederim. İşkence aleti imzalattı. Evet yani inanılmaz. Arkadaşlar geldik 8. sıramıza. Bu sene izlediğimiz en tuhaf, garip. Yılın en büyük sürprizi. Yılın en büyük, gerçekten öyle. En büyük sürprizlerinden biriydi. The Vast of Night. Sürpriz dememin sebebi, ya bütün burada aslında daha önce çok fazla ünlenmemiş yönetmenlerin filmi var ama Vast of Night, yani sektöre de entegre olmayan, Oklahoma'da tek başına yaşayan bir yönetmenin çektiği ve daha sonra bir festivale gönderdiği bir film. Fakat o kadar küçük imkanlarla o kadar büyük bir şey imza atmış ki gerçekten devasa, yani izlerken zaten devasa bir sürprize dönüşmeye başlıyor. Hissettirdikleriyle ve o yaşattığı paranoya duygusuyla. Belki de bu yılın zaten en iyi sahnelerinden biri. Ve bir de gerçekten paranoyaya dair en garip filmlerden biri hakikaten. Evet, aslında çok basit bir Twilight Zone anlatısı. Direkt ona bir göndermeyle de başlıyor açılışında. Ve diyor ki şimdi size aslında bir Twilight Zone bölümü, modern bir Twilight Zone bölümü izleteceğim diyor. Bir böyle nostalji duygusu var bir taraflarında ama onu asla sömürmüyor. Ve gerçekten ayakları da çok yere basan bir gerilim kurmayı başarıyor. Çok minimal bir sinema üzerinden. Fakat bu minimalliği de asla küçülmek amacıyla kullanmıyor. Tam tersi, o minimallik üzerinden de sinemanın nasıl büyüyebileceğini ispatlayarak kullanıyor diye. Yani benim herhalde bu sene bir kamera hatırlayacaksam benim için West of Night herhalde birinci sıradadır. Hikayesi gerçekten hiç önemli değil. Bir basketbol sahasında başlıyor ve sonrasında o kasabanın her yerinde kameranın dolaştığını görüyoruz. Gerçekten bir hayalet gibi aslında kasabanın içinde gezen bir hayalete dönüşüyor kamera aslında. Bir şey var, onu bize onu merak ettiriyor, bir gizem var. Ama bir süre sonra o gizemin kendisiyle aslında ilgilendiğini, yani gizemin ne olduğu değil de gizemin etrafında kurulan dünyayla ilgilendiğini anlıyoruz. Gerçek bir sürpriz bence. Yani kesinlikle sürpriz, doğru bir şey. Herhalde unutamadığımız sahne üçümüzün de aynıdır diye düşünüyorum. Evet, o kameranın kasabada gezdiği o antolojik sahne adeta. Giderek hızlandığı, yani hızı da artıyor evet, giderek. Şeyi de söyleyelim, yani günümüzün en modern sinemacılarından Steven Soderbergh'ün filmi izledikten hemen sonra yönetmenle iletişime geçip tanışmak istediği malumunuz, yani haberi yapıldı bunun. Bu da film hakkında birçok şey söylüyor zaten. Gerçekten tam onu seveceği bir sinema düşününce de. Yani şeye mesela Spielberg, Lucas, bunlara referans veren çok fazla film var tabii ki. Yani bugün bu kadar anlayan, bu kadar anlayan dünyasını direkt anlayıp yaratabilen az sinemacı var. Peki geldik 7. filmimize. Benim canım ciğerim, Alman dostum, kanunda Berlin'den komşusu Christian Petzold'umuzun bu sene çektiği son filmi Undine. Undine ile ilgili senle başlayalım Hasan. Undine, yani Petzold'un hani sinemanın başına gelmiş en güzel insanlardan biri olan, hayatını da kaybetmiş Harun Faruk ile kurduğu bir dünyanın yeni bir parçası aslında. Bir önceki film Transit'te de gördüğümüz. Yani anlatıda zaman ve mekanın tamamen ortadan kalktığı bir film Undine'de. Her şeyin bir hayalete dönüştü. Sadece bir karakterin değil, evet, bütün o şehrin, her şeyin bir hayaletler şehrine dönüştüğü bir filmdi. Aynen, yani Transit'te gerçekliğin zeminini şeyden kaydırıyordu, zaman üzerinden kaydırıyordu. Yani göçmenlik mevzusunu 50 yıllık bir döneme yayabiliyordu. Burada da mekan üzerinden. Aynen. Mekan ve dünya üzerinden, yani fantastik bir evrenle gerçek dünya arasındaki çizgileri tamamen ortadan kaldırıyor. Ve bunu o kadar hiç uğraşmadan, o kadar çabasız bir şekilde yapıyor ki bence en etkileyici tarafı da bu. Yani şehirde gündelik bir hayatın içine o kadar detayı nasıl sıkıştırabildiği bence Petzold'un en büyük mahareti. Bir de özellikle bu filminde öne çıkan bir şehir teması var. Özellikle Berlin şehrine tabii ki çok düşkün olması bilinen. Bu arada Meraklısı Film Lovers'taki Murat Emir Eren röportajını Christian Petzold'da yaptığı, yani okuyunca çok daha anlamlı hale geliyor filmin ana temasında neden bu kadar Berlin'in baskın olduğu ve neden masalsı bir yerden bir mitolojik unsuru, yani Undine bir su perisini kullandı. Kızı dünyaya geldikten sonra ona masallar okumaya başlayınca orada çok garip aslında verim alabileceği bir yer olduğunu keşfediyor ve bu filminde de işte tam olarak bunu kullanıyor. Ek bir şey söylemek istiyorum Hasan'ın söylediklerine. Harika bir aşk hikayesi. Yani böyle gerçekten bir kalp burukluğu. Zaten en iyi bildiği şeylerden biri gerçekten. Barbara ile ve Phoenix bir yerde, Transit ve Undine sanki bir yerde ve her an kendini geliştiren olağanüstü ötesi bir sinemacı bu adam. Ben de sahneyi söyleyeyim o zaman. Tabii ki. Aycan onu hep beraber söyleyelim. Hep beraber onu söyleyelim. Onlar hep beraber 1, 2, 3 akvaryum. Akvaryum sahnesi gerçekten, evet, unutulamaz bir aşk başlangıcı. Büyük bir hayal kırıklığı üzerine ilk karşılaştıkları sahne. Ve evet, yani o karşılaştıkları anda etraflarındaki dünya yıkılıp tekrar oluşmaya başlıyor. Evet. Bunu Petzold, yine Petzold usulü bir şekilde son derece böyle kör göze parmak katlarla bizi o duyguyu böyle üzerimize fırlatarak adeta yaşatıyor. Bunu yapabilen nadir, çok az yönetmen var gerçekten. Bir duyguyu hani bu kadar korkusuzca, hiç onun o cheesy'liğinden çekinmeden üstüne ve onu bir ambalaja, bir kılıfa, gerçekten şık bir şeye, pakete dönüştürerek üstüne fırlatabilen çok az yönetmen var. Petzold onlardan biri. Ben yani Petzold'u bilmiyorum. Öyle bir yönetmen ki ya seveceksin ve her şeyle seveceksin. Ya da evet, seveceksin, daha çok seveceksin. Yok, ya da dışında kalacaksın, onu da anlıyorum. Petzold'u biraz anlamak, yani biz şairi sevmek gibi geliyor bana Petzold'u sevmek. Undine de yine her zaman gibi çok güzel şiirlerinden biri olmuş. Çağmur bana o sahnenin gifini yapacaktı. İnşallah sözünde durur. Ben de sahnesini ekleyeyim. Nehir kıyısında yürüdükleri ve arkaya dönüp baktığı sahneyi ekleyeyim. İnanılmaz bir sahne. Petzold'un şöyle bir şeyi de var. Bu da bana enteresan geliyor. Genellikle yani anlatıda bir şeyi böyle yıkmak ya da yükseltmek için aşamalar vardır ya. 2-3 aşama ihtiyacım vardır. Yani seyirciyi de ikna edebilmek için. Petzold'un buna hiç ihtiyacı yokmuş gibi geliyor. Yani bunun altından kalkması yok. Yani çok gündelik bir ayrıntıyı birden bir yıkıma dönüştürebiliyor ve ciğerin yanıyor böyle izlerken. Yani oraya ne ara geldiğini anlamıyorsun bile yani. O da çok enteresan geliyor. Bu arada oyunculuklarla ilgili de bir şey söyleyelim burada. Paula Beer, başrol kadın oyuncusu, muazzam. Aynı zamanda Almanya'nın Joaquin Phoenix'i. Üstad da dudak yarasıyla harika oynamayı biliyor gerçekten. Paula Beer zaten ozon keşfidir kendisi. Frans'ta izleyip çok sevmiştik ve benim şu an açıkçası Avrupa'da en beğendiğim oyunculardan biri. Hemen partneri Franz Rogowski'den, Avrupalı Joaquin Phoenix'ten de azıcık bahsetmek gerekirse, onun da son yıllarda çok iyi Alman filmlerinde ardı ardına görmeye başladık. Yani bu isimlerin Hollywood'a transferlerinin de ben yakında ufukta olduğunu düşünüyorum. Joaquin Phoenix abi kardeş mi? İnanılmaz bir proje. Bak, yepyeni bir proje size. İkiz bile oynar. Bu arada çok enteresan, her ikisi de oyunculuk geçmişinden gelmiyor. Her ikisi de dans geçmişinden geldiği için yani vücut kullanımları da özellikle adamın adı neydi lan? Franz Rogowski. Aynen. Rogowski. Beyefendinin de yani inanılmaz bir beden kullanımını görüyoruz hakikaten Transit'le birlikte bu filmde de. Peki 6. sıramızda bir belgesel daha var. Hasan'la benim görme fırsatımız olamadı henüz. O yüzden Kaan'a verelim sözü. Kolektif. Evet arkadaşlar, gene benim ittirmemle, tabii ki Hasan'ın da hoşgörüsüyle, çünkü bir gazetecilik filmi olduğu için her zaman biraz daha... İnanılmaz, izlemedim ama izlesem bir numaram olurdu diye bir ön kabulle 6. sıradan buraya girer. Yok yani Kaan'la konuştuk biraz, hani anlattığı, biraz da okuduklarımdan dolayı hikayesiyle de çok önemli bir iş. Romanya'da Collective isimli bir gece kulübünde bir yangın çıkıyor. Zaten dünyada da haberleri yapılmış bir olay olacak. Orada bir sürü kişi ölüyor. Daha sonra oradan yanık yaralarıyla hastaneye götürülen insanlar da bir süre sonra ciddi anlamda ölmeye başlıyor. Bunun üzerine son yıllarda hastanede sebepsizce ölen bir grup insanın olduğunu, yani bu sayıların hiç de az olmadığını fark ediyorlar. Ve bir araştırma başlıyor. Biz bu esnada gazetecilerin yanındayız kamerayla beraber. İktidarın anlaştığı bir şirket dezenfektanları içine %90 oranında su katarak üretiyormuş. Açık yaraları olan bir sürü insan hastanede hayatlarını kaybediyorlarmış. Direkt politikacıların da yanında alarak, yani Sağlık Bakanı'yla geçirdiğimiz neredeyse bir yarım saat, 45 dakika var yani. Onun gün dediğini izlediğimiz bir bölüm var bu belgeselde. Olağanüstü bir iş. Neredeyse 2014 yapımıydı sanırım. Laura Poitras'ın Citizen Four'u kadar önemli bir gazeteci bir kişi olduğunu düşünüyorum ben burada. Zaten dünyada da yıl sonu listelerinde pek çok yerde karşımıza çıkmaya başladı film. Oscar'larda da hem en iyi yabancı film dalında hem de en iyi belgesel dalında en iddialı işlerden biri. Mutlaka ilk fırsatta izleyin derim. Peki artık ilk beşimize geldik. Heyecan dorukta arkadaşlar, ilk beşimizde izlediğimiz anda gerçekten yani şahsım adına beni inanılmaz sarsan ve yani bu kadar minimal bir konuyu nasıl bu kadar derinlikli bir şekilde anlattığına şaşırdım. Adıyla geçen sahne arasında bu kadar harika bir ilişki olan az gördüğümüz bir örnek Never Rarely Sometimes Always isimli bir aslında yol filmi temelde. Benim en şaşırdığım şeylerden biri bu filmde çok az diyaloğa yer veren bir yol filmi aslında bu. Bir kürtaj hikayesi, 18 yaşının altında. Kendi eyaletinde kürtaj hakkı olmadığı için Pensilvanya pardon. New York'a yapılan bir yolculuğu anlatıyor kürtaj yapmak için. Filmde en sevdiğim şeylerden biri karakterin, başrol kadın karakterin kürtajla ilgili ya da bebekle ilgili herhangi bir şekilde bir duygusal meseleye hiç girmiyor olması, hamileliğin psikolojisine dair hiçbir şey söylemiyor olması ve göstermiyor olması, tam tersi bir kurtuluş umuduyla başlayan bir yolculuk. Ve tabii ki yani sinemada gördüğümüz en tuhaf iki kız ilişkileri, yani kız arkadaş, kuzen, aslında filmde kuzenler ama hani iki kadın arkadaş diyebiliriz. İlişkilerinden biri. Hem çok yakınlar hem bir yandan bu yolculuk esnasında birbirlerinin hislerine dair de hiç konuşmadan tuhaf bir sessizlik içinde anlaşan bir ilişki aslında. Beni inanılmaz etkiledi. Filme adını veren sahne zaten aman yarabbi bir sahne. Sen neler diyeceksin Hasan? Yani aslında güzel özetledin. Yönetmen de zaten biraz böyle bir mesele için karaktere empati yapmamıza gerek olmadığını bence biraz hani anlatmaya çalışıyor. O yüzden o adını veren sahneye kadar hiç neredeyse karakterin iç dünyasına çok giremiyoruz. Sürekli yanındayız. Yanında olmamıza rağmen giremiyoruz. Bunlar çok iyi tercihler. Çünkü girebilir miyiz zaten? Yani? Aynen. Oradan zaten bence buradan kamerasını çok iyi kurduğunu düşünüyorum zaten. Kuzeniyle olan ilişkisinde de aynı o yabancılaşma, o soğukluk, o mesafeyi her daim koruyor. Gerçekten çok minimal tercihlerle iyi bir reji izliyoruz. Ve final bölümünde de aslında biraz şeyi de gösteriyor. Yani mesela ben izlerken şunu düşündüm. Bu filmin Amerika'da geçip geçmemesinin bir anlamı olmadığını düşündüm mesela. Yani ülkeden soyutluyor yani. Evet, hiç fark etmiyor yani. Hem mekan olarak hem zaman olarak ve karakterine olan mesafesi olarak çok önemli bir film. Herkesin izlemesi gerekiyor. Kağıt üzerinde hiç böyle farklı durmadığı açık. Sadece kendi hayatının kontrolünü eline almak isteyen bir ana karakterin aslında yolculuğunu izliyoruz. Yani. Kısa bir yolculuk. Evet, bayağı kısa bir yolculuk ve yani herhangi bir dramatize de etmiyor durumu yani. Benim en kıymetli bulduğum şeylerden aynen biri galiba. Kaçtığı yerle vardığı yer arasında da inanılmaz dramatik bir şey olmadığını görmemiz en çarpıcı taraflarından biri zaten. Aslında yani sokağı yine tıpkı bir Safdie filminde olduğu gibi bize hissettiren o New York sokaklarını bir film. Ben daha önce hiç kürtaja dair bu kadar yetkin bir anlatı açıkçası izlememiştim. Yani Min Joo'nun çok sevilen bir film vardır ama o çok daha yani şov bir taraftan anlatır. Kendi öneminin altına sürekli çize çize. Bakın ben aynen, size ne kadar... Tam zıttı bunun yani. Aynen, bunun tam zıttıdır. Yani bu yani olağanüstü bir iş. Çok iyi tasarlanmış, çok iyi hesaplanmış. Gerçekten çok düşünülmüş bir film. Hep diyorlar işte politik doğruculuk sinemaya çok zarar veriyor falan. Hayır, bakın işte buradaki doğru bakış açısı bir olayı nasıl anlamamızı sağlıyor. Bence Never Rarely biraz da bunun örneklerinden biri. Unutamadığımız sahneye gelelim. Ben ilk olarak şeyi söyleyeyim. İki başrol oyuncusunu bence... Bir tanesi zaten galiba yine New York eleştirmenler... Evet, o da Oscar adayı olacak gibi gözüküyor. Şu an Sydney bir şeydi kızın adı. Sydney Flanagan ve Talia Ryder. Olağanüstü iş çıkarmış. Bu arada afişin berbatlığını da konuşalım. Afiş gerçekten çok kötü. Bir İran filmi havasında olan bir afiş. Güzel. İki başrol oyuncusunun performansından bahsettik. Ben şey ekleyeyim bir de. Demin Kaan'ın dediği önemli çünkü. Gerçekten mesela sinemasal düzlemdeki engeller genellikle dramatik yapıda hikayeyi ilerletmek için belli engeller koyulur ki hikayenin ritmini yükseltmek için. Tamamen aslında bundan soyutlamış film. Yani o karşısına çıkan engeller bile o kadar aslında sinemasal olarak küçük ki ama gerçek hayatta devasa şeyler onlar. Yani bir genç bir kadının karşısına çıkan o devasa engelleri... Kendi varoluş önündeki engel zaten. Bu anlamda da çok önemli yani film. Yani cebinde $20 New York'ta kalmışsın. Yani bu normalde insanı yani kafayı yedirten bir şey ama film bunu bile dramatize etmeden metroda iki kızın kafa kafaya verip uyuyarak normalize edebiliyor olması bayağı çok kıymetli hakikaten. Peki. Sahne söyleyelim. Sen zaten en etkili sahnesini söyledin. Evet. İsmini veren sahneyi söylemiş olayım ben. Ben de şeyi ekleyeyim. Yine bu basitlikten yola çıkarak yani basit görünen tercihlerden yola çıkarak paralarının kalmadığı sahnede bir aralarında bir şey oluyor. Birbirlerinden uzaklaştıkları bir sahne var. Ve orada o kadar yalnız kalıyorlar ki tekrar birbirlerine ihtiyacı olduklarını anlıyorlar ve sıcakkanlı bir karakter de değil. Tekrar kuzeninin yanına gittiği bir sahne var tuvaletteyken. Yani o iletişim kurma biçimleri gerçekten olağanüstü yani. Yönetmenin bunu gösterme biçimi olağanüstü. Çok bekleyeceğimiz şey yok. Sen de el ele tutuşma sahnesi. Benim aklımda imaj olarak çok şey kaldı. Ben filmi izleyip bayağı oldu da New York'ta bir metro istasyonunda o çocukla karşılaştıkları ve orada yani inanılmaz bir dinamiğin oluştu aralarında. Bu film şimdi nereye gidecek acaba diye. Seni böyle bir sarsan bir bölüm vardı, onu mesela unutmuyorum. Peki 4. sırada belki de yılın en sarsıcı filmlerinden biri, başrolünde olağanüstü oyuncu Julia Garner'ın oynadığı Ozark'tan hatırlayanlarınız olacaktır. Emmy de aldı kendisi bu sene. The Assistant. The Assistant. Eyvallah olsun The Assistant. Sinemaya Kitty Green isminde olağanüstü yetenekli bir yönetmen bahşeden bir film aynı zamanda. Gerçekten öyle. Çok minimal, çok büyük bir konuyu, minnacık bir ortama indirdi. Kocaman bir konuyu yani Me Too gibi bir dev bir meseleyi. Aslında çok bariz referanslarla anlatan. Temsili bir Weinstein filmi aslında. Aynen, temsili bir Weinstein filmi ve bir korku filmi gibi kurulmuş gerçekten. Bunu yani inanılmaz başarıyor. Bir yapayalnızlığın içine izleyiciyi bırakıyor ve o çıkışsızlığı öyle bir hissettiriyor ki gerçekten filmi izlerken boğulacak gibi oluyorsunuz. %100. Ben filmle ilgili kısa bir şeyler söylemek isterim. Çok sarsıcı olmasının çok bariz yönetmen tercihleriyle oluşuyor bu. Açılış sahnesiyle başlayan önce bir karakter, yani bir de fazladan tek günde geçiyor olması bunun yeteri kadar sarsıcı. Çünkü belli ki başrol asistan karakterimizin tam olarak 365 günü aslında böyle geçiyor belli ki yani. Onu tek bir günde anlatıyor olmak bile harika bir tercih gerçekten. Sabah ofise gelmesiyle birlikte o küçük karanlık dünyasının içinde önce böyle tek başına onu görüyoruz. Çok dar bir açı kullanıyor kamera açısı olarak da. Ve sonra erkeklerin ofise gelişiyle genişleyen ve karakterin tüm onların arasında küçük ve tek başına kalmasıyla oluşan müthiş bir reji tercihiyle başlıyor film. Ve sonrasında tüm o hani erkek karakterlerin küçük küçük de olsa dokunmaları, küçük temasları, filmdeki diğer gördüğümüz kadın karakterlerin meseleleri, yani tüm bu erkek taciz meselelerini yine mutfağın içinde, yani kadın temsilini yine mutfağın içinde ve fısır fısır bir şekilde konuşturuyor olması ve aslında katilinden övgü alıyor olması bile telefondaki o sarsıcı sahne ve tüm o mail süreci yani tam anlamıyla bir akıl almazlık yani. Buna hemen şey ekleyeyim yani sinemasal anlamda çok önemli bulduğum için on screen ve off screen kullanımı filmin gerçekten akademik düzeyi inanılmaz başarılı yani. Kadrajın dışında sürekli bir tehlike varmış gibi bize hissettirmeyi başarıyor ve bu da filmin gerilimini zaten baştan sona çok zirve bir noktada tutuyor. Bu arada tüm her şeyde Julia Garner'ın yüzünde izliyoruz aslında. Evet. Yani o kadar harika bir oyunculuktan bahsediyoruz ki. Kadraj dışında asla güvenemediğimiz bir film yani. Çok tuhaf. Kesinlikle. Olmalı. Mesela benim için yani Oscar'ı alsa vay Frances McDormand'ın hakkı yendi demem yani. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Umarım da Julia Garner en büyük şansı vardır Oscar'da. Zaten yönetmenin en büyük referanslarından bir tanesinin Mindhunter olduğunu söyleyelim. Oradan senin de kitabına değil mi? Yani çok doğru bir referans. Hani sizin de bahsettiğiniz şeyler dışında söyledim bunu. Bir de şey söyleyeceğim ek olarak, siz zaten gayet güzel anlattınız. Me Too dalgasıyla birlikte ortaya çıkan en önemli şey bu bütün tacizci erkeklerin ortaya çıkması değil. Tam tersi herkesin bildiği bir sistemi ortaya çıkarması Me Too'nun. Filmde belki buradan anlamak daha doğru olur. Yani herkesin bildiği bir şey nasıl anlatılırın muhteşem bir özeti aslında. Bir yani de film aslında Harvey Weinstein dediğiniz Weinstein hikayesini anlatıyor ama Weinstein hikayesi aslında Weinstein hikayesi değil ya. Weinstein yaptığı her şeyi herkesin bilmesi aslında o yüzden bir Weinstein filmi değil belki de. Bir de Hollywood'un yani bu Me Too hareketi sonrası Me Too'yu bile paketleyip bir ürüne dönüştürdüğü bir dönemde direkt o sistemin dışından çıkıp hatta bir Hollywood stüdyosunu, bir Hollywood ofisini neredeyse Wall Street gibi böyle çirkin bir yer gibi göstermeyi başarması. Müthiş kesinlikle. Yani sistemden kesinlikle beslenmemesi, eleştirdiği sistemden tamamen dışarı çıkması, katarsisi dışarıda bırakması, tamamen dışarıdan bir gözle inceliyor olması çok büyük bir değer kazandırıyor bu filme. Peki unutamadığımız yani aklımızda kalan sahnelerle başlayalım. Tabii ki insan kaynakları sahnesi yani herhalde yılın en antolojik sahnelerinden biri denebilir. Özellikle peçeteyi vermesiyle finalize olan o inanılmaz sahne. Ben bir de ekstra final sahnesini garip bir biçimde söylemek isterim. Yani tüm o iş yükünün bittiği, kafede oturduğu tek başına bak yine tüylerim diken diken oluyor ve sonrasında kadrajdan çıkıp gitti. Evet abi yani bittik. O gün bitti. Zaten kadraj kullanımını da evet tamamlayan. Yani ertesi gün başlayacak ve tekrar aynı şeylerle başlayacak. Yani şeyi kestirebiliyorsun yani sabah gidecek yine kahve koymaya başlayacak. Karanlık bir ofisi açacak. Masasında kağıtlarını düzeltecek ve yepyeni bir gün başlayacak aslında. O tehlikeli off-screen'e karışıyor evet, bir anlamda yani yapacağı bir şey yok çünkü. Ay içim daraldı vallahi. Yani filmden bir sahne seçmek şeyden dolayı zor. Bir duyguyu bütün filmin tamamını yayabildiği için işte ben de şey söyleyeyim. Yeni sekreterin geldiği sahne. Yani o iki kadın arasındaki o çaresizlik çok acayip mesela o duyguyu da çok acayip vermiş. Sen çıkabilirsin dediği yer değil mi? Hani tamam senlik bir şey yok sen çıkabilirsin. Of çok fena gerçekten. Peki üçüncü sıramızda arkadaşlar bir üstad. Artık ustalığı sorgulanamaz gerçekten bir isim. Dünya lideri David Fincher'ın sahalara saldığı Netflix üzerinden ve Citizen Kane'in arka planını anlattığı. Sıralama sizin şu an videoyu kapattı. Set arkasını izlediği Citizen Kane'in kamera arkasını izlediğimiz film. Arkadaşlar bu konuda katiyen şaka kaldırmıyor Kaan Yozan. O yüzden ben hemen sözü onlara vereyim. Mank. Ya bize de verme bence. Biz Mank'i 45 dakika zaten uzun konuşmuştuk. Evet peki burada kısaca biraz zaten. Siz unutamadığınız sahnelerden bahsedin. O zaman burada evet videoyu Mank'e özel bir şekilde. Mank'in MGM'e girdiği ve MGM'in sahibinin onunla Louis Mayer'in onunla stüdyoyu tanıtan bir konuşma yaptı. Nihayetinde de bir sahneye bir adeta bir amfiteyatroya çıkıp maaş kesintisi yapmak zorunda kalacağını bütün ofis çalışanlarına açıkladı. Ve hemen ondan sonra da çeşitli oyuncuların tabii ki yapalım biz bir aileyiz diye ayağa kalktı. Arkadaki set işçilerinin buna itiraz etmeye çalışan set işçilerinin ise kadraj dışında kaldı. Seslerinin duyulmadığı aslında bütün sistemi, bütün stüdyo sistemini özetleyen, oradaki o sömürü sistemini baştan aşağı özetleyen olağanüstü bir sahneydi. Kesinlikle müthiş bir sahne. Ben de şey söyleyeyim. Finale doğru Don Quixote anlatısını paramparça ettiği bir sahne var. Olağanüstü gerçekten Mank'in de ezildiği, sen de sistemin bir parçasısın dediği, David Fincher'ın kendisini de o sistemin bir parçası olduğunun altını çizdiği, yani dışarıdan bakmadığı bir sahne. Peki ikinci sıramızda artık dahili tartışılmaz Charlie Kaufman'ın vay kral hoş geldin 2020'mize güneş gibi doğdun dediğimiz filmi I'm Thinking of Ending Things. Yani valla Charlie Kaufman'ın film yapıp da benim listeme girmediği olmamıştır herhalde. Ya olamaz gerçekten böyle bir şey. Çok seviyorum yazdığı şeyleri de artık yani bir yönetmen olarak da kendi iyice ispat ettiğini. Gerçekten ben yani tapınmak diye bir şey varsa gerçekten bu Charlie Kaufman'la yapılabilir ya. Ya bu böyle bir zeka. Hakikaten olamaz yani. Ya olabilir ama yani birilerini rahatsız da edebilir böyle bir zeka. Çünkü Charlie Kaufman asla yazdığı işlerde zekasını saklayan biri de değil. Açık kuran, gösteren, ne düşündüyse onu aktaran. İnsana kendini ne kadar yakışıksız hissettiren bir adam ya. Yani mütevazılık telaşında olmayan birisi. Böyle bir ya burada bir ego da sezmek mümkün ve bundan rahatsız olmak da mümkün. Ben onlardan değilim. Ben bu tip sinemayı çok seviyorum. Biraz daha anlatının sınırlarını ölçen, tartan, ya böyle şeylerin sinemayı birazcık daha ileri götürdüğünü düşünüyorum böyle denemelerin. Biliyorum ya, I'm Thinking of Ending Things'i izleyip daha 15. dakikada bu ne deyip kapatan bir sürü insan olduğunu, onları da sorgulamayacağım. Çok normal böyle bir sinemayla. Herkese göre bir sineması yok gerçekten. Ayak uyduramamaları ama yani I'm Thinking of Ending Things benim bu sene izlerken içinde kaybolmaktan, düşünmekten en mutlu olduğum filmlerden biri oldu. Ben böyle düşünce egzersizlerini zaten çok seviyorum sinemada yani. Hiçbir şey anlamasam bile çok seviyorum. Hasan'la da üzerine bir herhalde yarım saatlik 40 dakika konuştuğumuz bir podcast'imiz var. Aslında video çekmiştik ama teknik sebeplerden ötürü podcast olarak yayınlamak zorunda kaldık. Onu Spotify'dan ya da Apple Müzik'ten dinleyebilirler deyip sözü Hasan size bırakayım. Ben daha fazla söyleyeyim şeyi. Bence filmin Charlie Kaufman açısından en özel tarafı rejisi. Yani bir yazar olarak değil, ilk kez daha baskın bir şekilde bir yönetmen olarak ben Charlie Kaufman'la konuşmayı tercih ediyorum bu filmde. Çünkü bu kadar daha yani bir metnin rejisini bulmak çok zor. Genellikle çalıştığı yönetmenlere de bakarsak, genellikle daha video klipten gelmiş yönetmenlerle çalıştı ve Spike Jonze gibi, Michel Gondry gibi yönetmenler aslında onun dünyasını biraz daha perdeye getirebilir. Yani zor gerçekten. Hep rüyalarla özdeşleştirilen yönetmenler. Evet yani Adaptation mesela ben en sevdiğim filmlerden olağanüstü bir metin mesela. Onun sinemaya aktarılması ama çok zor. Yani bu, o yüzden bir yazarın kendi dilini görsel olarak da bulabilmesi yani bu hayranlığı 2 kat arttırıyor. Ben o yüzden bu filmi biraz daha bence yönetmenliği üzerinden konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten David Lynch'e bile vay arkadaş dedirtecek bir film olmuş bu. Mesela filmden ben hiçbir şey anlamadım. Filmde ne oluyor, ne bitiyor hiç umurumda da değil. Podcast'imizi de dinlemedim. Onu da dinler gibi oldum. Dinleyemedim belli ki. Ama hiçbir şey anlamasam da gerçekten içinde kaybolmak istediğim bir zihin gerçekten film. Topik. Sahne olarak da kara kışta yolda her yer dondurmacı. Bir dondurmacıya gidip oradan dondurma aldıkları ve bize çok tuhaf hislerle buluşturdukları o anı seçeceğim. Ben de yemek sahnesini söyleyeyim. Dünyanın en huzursuz edici, huzur bozan yemek sahnesini. Ev atmosferi zaten. Evet zaten orada da olağanüstü 2 oyuncuyla karşılaşıyoruz. Erkek oyuncu Breaking Bad'den hatırlarız. Psikopat. Walter White'ın başını yiyen psikopat. Müthiş bir oyuncu. İnanılmaz gerçekten. Harika birisi. Walter White'a bile bitiren adamdır bakın. Walter White gerçekten. Partneri Jesse Buckley'de son yıllarda gördüğümüz en yetenekli kadın oyunculardan biri. The Beast galiba sadece. Müthiş. Fark etmiştik. Hatta benim bir tweetim var. Şu an onunla gurur duyuyorum. Evet. Bu kız yürüyecek demiştin hakikaten. Bir yıldız geliyor, bir yıldız doğuyor sanırım demiştim. Evet doğuyor gerçekten. Şu an IMDb sayfasına girip baktığınızda zaten önümüzdeki dönemde hangi projelerde geldiğinde... post production akıyor kızın. Şu an bütün filmleri post production akıyor. Peki geldi, çattı arkadaşlar, gözyaşları döktüren, beni bile rezil eden... canlı yayında... Neler izlediklerde, canlı yayınlarda rezil eden beni... filme Chloe Zhao'nun olağanüstü son başyapıtı. Rider'dan sonra bizlere armağan ettiği başyapıtı Frances McDormand yapımcılığında ve başrolünde Nomadland tabii ki. Müziğini verdik mi? Verdik. Ay canım. Aynı altının olağanüstü orijinal müziği. Şimdiden Oscar'a hayırlı olsun diyerekten... O kadar da değil de yani yönetmen Oscar'ına koşuyor hakikaten. Yönetmen Oscar'da, film Oscar'ında olacağına inanıyorum ben. İnşallah. Kadın oyuncu, film, yönetmen. Oscar'ları şimdiden hayırlı olsun hocamızın ve Frances Hanım'ın. Zaten neler izledik de konuştuğumuz için kısaca bahsedeyim ben de. Tamamen hiçbir yere ait olmayan bir insan grubunu köksüz ve... stabil bir hayat tercih etmeyen bir insan grubunu hiç yargılamadan bir kamera ve Frances McDormand'ın oynadığı karakter üzerinden bizi hiç bilmediğimiz bir Orta Amerika dünyasına sokan muhteşem bir film gerçekten. Unutamadığımız sahnelerde galiba benim Frances McDormand'ın oynadığı karakterle genç çocuğun konuştuğu sahne beni bitirdi diyebilirim tam anlamıyla. Sen daha fazla şey yapma. Aynen. Gerçekten abartmayayım daha fazla. Bu seneki Kutsal Motor'un en iyiler listesinde 1 numaraya. İyi ki 1 numara yani. Evet yani Chloe Zhao birazcık Terence Malick'in çok iyi dönemini hatırlatan bir sinemacı. Eski dönemi, ilk 2 film. Hem eski dönemi bence hem de yeni döneminin en iyi filmlerini hatırlatan. Yani birazcık Thin Red Line'daki kamera kullanımını, işte Tree of Life'daki o insan enerjisine direkt odaklanan, onu takip eden, o var oldukça var olan o kamerayı falan çok hatırlatan bir film ve gerçekten yani çok özel bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ben Chloe Zhao'nun. Çok. Bir kere kendini yönetmenlik egosuna arındırarak direkt olarak öznelerine odaklanıyor. Bunu yapabilen bence çok az sinemacı var. Kendini oradaki o egosal o hiyerarşiden alarak mesela Francis McDormand'ı sahaya atıp onu da asla oyunculuk, yani o presence'ından da ayırmayarak, yani onun bir oyuncu olduğunu her daim vurgulayarak, hissettirerek en azından ortaya atarak şeyi de sağlıyor. Yolda karşılaştığımız insanların gerçekliğini de birazcık bu şekilde anlatıyor. Onu da söylemiş oldum gerçekten. Yani film boyunca sürekli gerçek insanlara, gerçek nomadlarla karşılaşıyoruz ve hepsine de mikrofon tutmayı başarıyor bir şekilde. Hepsinin hikayesi bir şekilde bize geçiyor. O yolda neler hissettikleri, insanların ikiye ayrıldığı, bir kısmının yerleşik yaşadığı, bir kısmının ise göçebe olarak yaşadığını aslında bize ikna ediyor. Hepimizin bir göçebe olabileceğini, bir gün bu hayata kavuşabileceğimiz, belki de yolculuğumuzun bu olması gerektiğini bunu çok güzel çerçeveliyor. Gerçekten olağanüstü bir işti. Birinci seçmemizden de bu yılın birincisi olmasından listemizde ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar benim gibi hala izlenmiş olanlar maalesef hırkasını falan yesin. Çünkü ortamlarda olmayan tek film. Yani bu listemizi alıp da ulaşamayacağınız tek film Nomadland. Ama yakındır, geliyor. Oscar'lar yaklaştı. Az önce bir kaynadı galiba Kaan lafın üstüne bindiğim için soundtrack'ini bir kez daha altını çizelim. Yani kusursuz bir soundtrack. Spotify'da da var. Benim bayağı günlerimi yemişti. Sahnemi değiştireceğim. Nomadland'daki favori sahnemi değiştirmek istiyorum. Tamam. Bu dostluk kurduğu adamın evinden çıktığı sabah demek istiyorum ben. Ben de bir video kartı ve kuşlar diyorum. Video kaydı ve kuşlar. İzlediğinizde, vermeden bu kadar anlatayım. Filmi izlediğinizde benim gibi siz de bu sahneden etkileneceksiniz. İzleyenler zaten etkilenmiştir. Kişisel listelerimizdeki birkaç filmden bahsedelim. Listeye girmeyen. Kaan'la başlayalım. Başlayayım. Sadece kişisel listeme aldığım değil yani. Bu yıl adının geçmesini istediğim, bu yıl gözden geçirdiğinde bir bahsedilmesini istediğim birkaç film var. Birisi Vitamine Varela. Aslında bu da 2019'da Locarno'da ilk gösterimini yapmış ve hatta ödül de kazanmış bir film. Bizde bu yıl gösterildi İstanbul Film Festivali'nde. Pedro Costa'nın da tıpkı Simon Yang gibi slow bir sineması var ama yani mekan kullanımı ve başroldeki karakterinden çıkardıkları anlamında ve kurduğu atmosfer anlamında inanılmaz büyük bir işti. Ben Pedro Costa sinemasına çok büyük bir hayran olmamama rağmen ilk kez bu kadar etkilendiğim bir film oldu açıkçası. Ben de çok merak ediyorum. Ya benim listemde olan en merak ettiğim filmlerden biri. Evet, ışık kullanımı üzerine gerçekten bir ders gibi, bir Rembrandt tablosu gibi ve sırf böyle bir stilize bir şey kasmak için de yapmıyor bunu. Anlamsal olarak çok önemli bir yere oturuyor. Spike Lee'nin The Five Blood'ını çok beğendik. Hasan da beğendi. Evet, ben de sevdim aslında. Sen de beğendin aslında. Evet, ben de sevdim. Burada resmen alamadık. Ama yani Spike Lee'nin de uzun bir süre sonra bu kadar yaratıcı bir anlatıyla karşımıza çıkması, birazcık daha postmodern sinemaya yakın bir işte Vietnam filmlerini eleştiren, tarih yazımı üzerine bir şey yapması. Siyahların da temiz olmadığı Vietnam'da evet, bir yani birazcık anlatı. O Spike Lee'nin yıllardır süre gelen öfkesini nihayet sanatsal anlamda da tekrar bir şeye dönüştürmesini izledik. Sen belki bir şeyler eklemek istersin. Yani evet, bu kadar formdan düşmüş bir yönetmenin bu kadar yenilikçi bir filme gelmesi bizi gerçekten heyecanlandırdı. Sadece belki ayrılabilirim yani bence öfkesini bir şekilde aslında yaratıcı bir şeye dönüştürmediği için öfkesi boşa çıkıyordu. İlk kez gerçekten öfkesini görmüş olduk. Ama enteresan bir şekilde de son zamanlarda sevmeyen de çok olan filmlerinden. Yani çok normal, çok riskli bir film yani. Kirsten Johnson'ın Netflix'te yayınlanan belgeseli Dick Johnson Is Dead bu yıl beni en çok etkileyen filmlerden biri oldu. Kişisel listemde de var. Ölüm üzerine, henüz ölmemiş olan babasının ölümü üzerine yaptığı gerçekten olağanüstü yaratıcı bir belgesel. Bilmiyorum, aile ilişkileri konusunda çok düşünen insanları çok derinden etkileyecektir diye düşünüyorum. Birazcık peçetelerinizi hazırlayın. Hem gülmeye hem ağlamaya hazır olun diyorum. Bir diğer film yine bahsetmek istediğim bu yılın en ilginç işlerinden biriydi. She Dies Tomorrow. Türkiye'de gösterilmedi ama kafasına girince insanı gerçekten depresyona sürükleyebilecek bir materyali içinde barındırıyor. Ölüm korkusu üzerine bir film ve ölüm korkusunu böyle o kadar basit bir yerden hissettiriyor ki bir salgın, bir ölüm korkusu salgını üzerine hissettiriyor. Çok rahatsız edici ve güzeldi. Pandemide izlenecek son film yani gerçekten. Evet, Martin Eden'den siz bahsedersiniz diye girmiyorum. All the Dead Ones yine ülkemizde sanırım henüz gösterilmedi. Berlin filmlerinden biri. Good Manners'ı izleyenler o Kurt Adamı filmi biliyorsunuz. Onu izleyenler zaten yönetmenlerimiz bunu bir kenara yazmışlardır belki. Bu filmde yine anakronik bir tarih anlatısı kuruyor Brezilya tarihi üzerine. Birazcık transitvari bir dokusu var. Çok politik bir film ve çok etkileyici bir film. Onu da analım. Kısaca bahsedeyim yine. Exil, Visar Morina'nın yeni bir yönetmen. Bu Alman sinemasında yeni gündeme gelmeye başlayan, ardı ardına iyi filmler yapmaya başlayan bir yönetmen. Irkçılık üzerine çok yaratıcı bir anlatısı vardı. Ben Hamilton'ı söyleyeyim. Bu yıl izledik ve sevdik de belki hani filmler listesine girip girmemesi tartışılabilir tabii ki, bir müzikal sonuçta. Bir sahne müzikali çünkü aslında. Ama yani öyle performanslar ki yani sinemasal hazzı insana veriyor bir şekilde. Şu an yapımcılar kapısında yatıyormuş sinemayı ayarlamak için tabii ki. Onun dışında Netflix'te bir belgesel atletizmdeki taciz skandalına odaklanan bir belgesel. Çok iyi bir belgesel. Ben geç izledim. Çok iyi bir belgesel. Gerçekten... Yani çok doğru bir şekilde mesele yaklaşıyor. Çok acı ya, çok can acıtan bir belgesel. Yani İzlemesi çok zor bir belgesel. Yani tacizlerin münferit bir şey olmadığını ve bir sisteme dayandığını her zaman gösteren bir belgesel. Ve başarı mevzusunun ne demek olduğuna dair de yine bir zihin açısı tartışması var. Bir de zaten çok konuştuğumuz iki Türk filmden bahsedeceğim. Benim listemde var. İkisi de, biri Çatlak. Yani ben zaten ilk izlediğimde de çok uluslararası standartta bir yönetmenlik olduğunu düşünüyordum. O yüzden listeme de aldım. Diğeri de Mimaroğlu, belgesel olarak değil, yani yılın en iyi izlediğim filmlerinden biri olarak onu da listemde yer verdim. Peki. Bu listelerimizi zaten Letterboxd'da ekleyeceğizdir. Ben Letterbox açtım arkadaşlar. Oraya belki şahsi listelerimizi de ekleriz. Evet, ben şu an 2020'nin filmleri üzerine bir liste yaptım. Güncelliyorum da yenilerini izledikçe. Evet, şimdi biraz geç kaldık bazı filmleri izlemek için. Bazıları izleyemedik hala zaten. O yüzden izledikçe bu listeler değişecek büyük ihtimalle sıralaması. Zaten orada güncel, belki sen de artık Letterboxd'da bir giriş. Evet. Orada belki kendi kişisel listelerimiz daha büyük, daha fazla filmin olduğu. Zamanında güncelleyerek, gerekirse istediğimize göre sıralarını da değiştirerek daha güncel bir şekilde belki takip edebilirsiniz diyelim. Peki. Ben de ilk 15'imden birkaç film söylemek istiyorum. 15. filme inanır mısınız? My Octopus Teacher. Arkadaşlar bu filmi niye aldım bu kadar film içinde? Öncelikle ben zaten bu sene hiçbir şey izlememişim. Biraz da o yüzden aldım yani 15'i tamamlamak için. Ama gerçekten bu belgeseli inanılmaz sevdim. Çok büyük bir, ya bize fazladan bir emekte tap. Bir sualtı belgeseli ve bir insanla bir ahtapotun yani dostluğu nasıl olabilir? Netflix'te var. Merak eden varsa açıp gözyaşları içinde bu belgeseli izleyebilir. Martin Eden'den biraz bahsedelim. İtalyan yeni dalga diyebilir miyiz Osancığım bu filme? Yok, diyemeyiz. Alakası bile yok diyebiliriz ama. Sıfır alaka diyebiliriz. Yeni dalga da Fransız ya. Ama olsun, Yunan yeni dalgası da konuşuluyor sonuçta. Bu da İtalyan yeni dalgası olabilir mi derken ama belki İtalyan, de diyemeyiz. Ama yok, İtalyan yeni gerçekçiliğine bulaştığı yerler var. Yani yok diyemeyiz o kadar. Onu kullandığı yerler var. Akıl almaz bir erkek oyuncu performansı ve çok çok iyi bir uyarlama. Luca Marinelli. Luca Marinelli, aynen. Bekliyoruz buradan. Evet kardeşim, seni özlüyoruz. Hollywood'da da bekliyoruz seni gerçekten. Genç Robert De Niro resmen yani. İnanılmaz bir oyuncu ve çok da yakışıklı. Genç kızlar, genç gayler ayık olun dedikten sonra normalde Kaan'dan yeni öğrendiğim bir tabir. Yıllarca hep ben bu tarz animasyonu hiç sevmem deyip bu tarzın ne olduğunu teknik açıdan bir tabir olarak bilmiyordum. Folklorik animasyonmuş o. Ben uydurmuşum. Arkadaşlar ben folklorik animasyona dayanamam, folklora dayanamam çünkü. Ama muhteşem bir animasyon, Wolf Walkers. Bir defa bütün o Kurt Adam efsanesini büyük bir feminist anlatıya dönüştüren, aynı zamanda da eğlenceli ve çok tatlış. Finaliyle de bizleri yürek burkan ama bir yandan da ay how sweet dedirten çok güzel bir animasyon, kaçırmayın. Ben ama de 15'likli 20'lik liste yapsam mutlaka içinde olacaktı Wolf Walkers. Biraz üzüldüm alamadığım için. Senin yerine ben aldım Kaan'cığım. Ne önemi var? Peki Çatlak'a da Hasan bahsettiği için ekstra bahsetmiyorum. 7 numaramdaki Lilian'dan biraz bahsetmek istiyorum. Andreas Horvath'ın muazzam bir yol filmi. Yapımcısı Ulrich Seidel, gözbebeğimiz, kankimiz, Avusturyalı kankimiz. Lilian bir maalesef ki çok üzücü bir şekilde bir gerçek bir hikaye. 1920'lerde Polonyalı bir mültecinin, Lilian'ın New York'tan Rusya'ya parasızlıktan bir eve dönüş ve bunu yürüyerek yapma hikayesi. Çok sarsıcı gerçekten. Lilian'ın sesini bir an bile duymadığımız, sadece bütün diyalogların Lilian'ın çevresinde aktığı ve finaliyle de yani bizi kahreden bir film. Ve Rusya ile Amerika'nın sınır komşusu olduğu trilyasını öğreneceğiniz bir film aynı. Gerçekten yani. Öyle aslında. Kız bunlar yakınmış ya aslında. Bunlar niye şimdi yıllardır savaşmışları iyice anladığımız siz bile. Komşusunuz ya. Aynen. Lilian'ı kesinlikle kaçırmayı malum ortamlardan ulaşabilirsiniz dedikten sonra. Herkese iyi seneler mi? Bir kez daha. Diyelim bir kere. Valla program çekeceğiz ama diyelim. İnşallah evet. 2021'de kaçıma girdiğimiz bile artık yani. Umarız. Bir anlamda yok zaten. Aynen öyle. Bir, herhangi bir yıla giriyoruz işte. 2021'de umarız daha sarsıcı ve daha iyi filmler izleyebiliriz. Güzel, yepyeni, verimli bir sezon. Daha sarsıcı filmler mi izlemek istiyorsun? Nomadland yüzünden stüdyoda 7 kere ağladın. Bir de daha sarsıcı. Stüdyo. Stüdyoda zor anlar. Peki. Arkadaşlar herkesi öpüyoruz. Siz de ilk 5'inizi, 10'unuzu, 15'inizi neyse işte kafanıza göre yorumlarda yazın. Gerekirse 50'nizi bile yazın arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Evet. Okuyacağız onları. Yine Kuzey Avrupa arkadaşlar özellikle bekliyorum. Kaçırdığım olabilir. Kes dolayın bana paslayın bakalım. Moğolistan, Bangladeş civarına hiç bakamadık sinemada. Oralardan ben onu kesinlikle istemiyorum. Bana sakın fakir sinemayla gelmeyin. Herkesi öpüyoruz. Hoşçakalın.